Merhaba arkadaşlar ben Nezih Orhan. İletişim Ortamları Tasarımı dersi için hazırladığımız bu programda dergi ve diğer basılı materyallerin tasarımı konusuna değineceğiz. Program boyunca genel sayfa tasarımı, dergi türleri ve dergi tasarımı yapabilmek için gerekli bilgiler üzerinde duracağız. Ayrıca genel olarak basılı materyallerin neler olduğundan ve farklı basılı materyallerin tasarımı için gerekli alt elemanlardan söz edeceğiz. Önce genel sayfa tasarımına değinelim. Sayfa tasarımı mesajın içeriğini, olayın yerini ve önemini gösterir. Ayrıca içeriğinde bir parçasıdır. Buraya dikkat. Tasarım iletilmesi istenen mesajı iletemiyorsa ne kadar çekici olursa olsun amacına ulaşamamış demektir. Sayfa tasarımını yapabilmek renk bilgisi, tipografi bilgisi, kağıt bilgisi, fotoğraf bilgisi yani kısaca grafik bilgisi gerekir. Arkadaşlar herhangi bir yayının yapı, tasarımının yapılabilmesi için önce tasarımının amacının ortaya konması gerekir. Daha sonra hedef kitlenin kim olduğu, özelliklerinin ne olduğunu bilinmesi gerekir. Sonraki aşama mesajın ulaştırılmasıdır. Bunun için önce hedef kitlenin özelliklerine uygun format, tipografi, renk, fotoğraf ve grafikler seçilir. Sonra da uygun olarak seçilen kağıtla mesajın iletilmesi gelir. Seçilen kağıt da tasarım için çok önemlidir. Çünkü kağıt yayının görsel özgüzelliğini ortaya koymada rol taşır. Şimdi gelin sayfa tasarımının işlevlerini sıralayalım. Bunlar bilgileri düzenlemek ve derecelendirmek, görüntüyü estetik kılmak, yazıların değerini ortaya koymak ve yayının özgünlüğünü sağlamaktır. Bir diğer önemli konu ise dergi tasarımı. Ama önce gelin kısaca dergi türlerinden söz edelim. Dergiler belirli bir alan ya da konu ile ilgilidir. Dergiler konularını belirlediği hedef kitlenin istekleri ve beklentileri doğrultusunda belirler. Temel olarak hedef okuyucu kitlesi ve içerik olmak üzere iki gruba ayrılır. Hedef kitlesi yönünden dergiler de genel konulu, herkese hitap eden birinci grup dergiler, daha kısıtlı bir hedef kitleye hitap eden spor, moda, kadın dergilerini içeren ikinci grup dergiler. Mesleki dergilerde denilen üçüncü grup dergiler ve okul dergileri ve özel yayınları içeren dördüncü grup dergiler olmak üzere dörde ayrılır. İçeriklerine göre dergiler ise çok daraltılmış hedef kitleye göre düzenlenmişlerdir. İşledikleri tema sadece o konu ile ilgilenen okurlar için düzenlenmiştir. Dantel, araba, gezi gibi konuların işlendiği dergiler bu tip dergilere örnek olarak gösterilebilir. Dergiler kişilerin düşünce ve duygularını özlü ve çabuk bir şekilde yayınlatarak duyurma isteğinden doğmuş kitle iletişim araçlarıdır. Bir yayının dergi özelliği taşıyabilmesi için de düzenli aralıklarla yayınlanması, içinde fotoğraf ve metnin bir arada kullanılması, ciltli olması, okur tarafından talep edilmesi ve para karşılığı satın alınabilmesi gerekir. Arkadaşlar bir dergi tasarımına başlamadan önce bazı konulara dikkat etmek gerekir öncelikle göz önünde bulundurulması gereken başlıklar, derginin türü ve hedef kitlesi, derginin boyutu, derginin forması yani sayfa sayısıdır. Tüm dergilerde kapak, içindekiler sayfası, iç sayfalar ve görsel yazınsal malzemeler vardır. Bu sayfalar derginin türüne ve hedef kitlesine göre değişiklikler gösterilebilir. Ancak bazı öğeler vardır ki bunların tüm dergi sayfalarında bulunması gerekir. Bunlar boyut, kapak, tipografi, Sayfa tasarımı ve fotoğraflardır. Dergi sayfasında fotoğraf kullanımı oldukça önemlidir. Bu sebeple fotoğrafa çeşitli işlemler uygulanır. Dergi sayfasında kullanılan fotoğraf öncelikle farklı şekillerde çerçevelenir. Ayrıca fotoğraf üzerinde istenilen düzeltmeler yapılır. Yani fotoğraf dekupe edilir. Bir diğer işlem de kadrajlama. Yani görüntünün kırpılmasıdır. Böylelikle fotoğraf bir kısmı seçilerek okuyucuya sunulur. Basılı materyaller sadece gazete ve dergilerle sınırlı değildir. İletişimde daha başka basılı materyaller de kullanılır. Örneğin bülten, broşür ve afişler. Gelin şimdi bunların her birine yakından göz atalım. Bültenlere en yaygın kullanılan basın basılı materyallerden biridir. Ayrıca okurun çok kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz olarak tepkisini gösterdiği bir yayın türüdür. O nedenle bültenin sayfa tasarımı çok önemlidir. Mülten tasarlanırken kağıt boyutu, kenar boşlukları, sütun sayısı göz önüne bulundurulmalıdır. Broşürler ise tanıtım etkinliklerinde kullanılan kitle iletişim araçlarından biridir. Broşürün amacı hedef kitleyi etkilemektir. Bir mal, ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmak için kullanılır. Renkli basılması broşürün etkisini artırır. Broşür özenle hazırlanmalı ve en iyi baskı kalitesiyle sunulmalıdır maliyeti diğer basılı araçlara göre daha yüksektir. Broşürler hazırlanırken sayfa sayısı ve katlama şekli, broşürün uzunluğu, katlama sayısı ve kapak sayfa tasarımının nasıl olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak afişten bahsedelim. Afiş sanayileşme ile birlikte tanıtım alanında daha önemli hale gelmiştir. Günümüzde reklam ya da tanıtım aracı olarak kullanılan afişin amacı bir ürünü, bir hizmeti tanıtmak, duyurmaktır bunun estetik kaygılarla hazırlanması amacındaki başarıyla koşuttur. Yani hem işlevsellik hem de estetik önemlidir. Evet arkadaşlar, dergi ve diğer basılı materyallerin tasarımı konusunu ele aldığımız bu programımızın sonuna gelmiş olduk. Başka bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.